Dünyada hangi devlet sömürgelerde dahil dolar bazında %40 faizi verir? Verecekler, göreceksiniz. İşte bu beka sorunudur değerli arkadaşlar. Faizi indirmeyeceğim diyordun değil mi? Uluslararası tefeciler bastırdılar ve kabul ettirdiler. Yükselteceksin. Yerel seçimlerden sonra da 40'a çıkaracaksın. Tefeci niye gelsin Türkiye'ye? Londra'daki tefeciler niye gelsin? Bir devletin bu şekliyle borçlanmasının nasıl bir beka sorunu yarattığını tarih bilenlerin tamamı bilir. Bunlar Türkiye'yi bu batağın içine soktular. Türkiye'yi bu hale getirip uluslararası tefecilere teslim edenlerde vatan sevgisi toplu iğne ucu kadar yoktur. Yaptıkları şu: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni onların adamlarıyla, yani yabancıların adamlarıyla uluslararası sermaye güçlerinin sömürüsünü açmaktır. Ama hiçbirimizin umutsuzluğa kapılma hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. En zor koşullarda Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak bizim görevimizdir. Tarihin bize yüklediği bir görevdir bu. Açık ve net söylüyorum. Değil altılı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse onun altılı masa kuracağım. Yeter ki Türkiye aydınlığa çıkaralım. Ve bu duyun umumiye kabinesini mutlaka ama mutlaka göndereceğiz. Bunun onuru 25 milyon kişiye ait olacak. 25 milyon. Erdoğan bir zamanlar NAS dediği faiz artışını şimdi kabul ettiğini uçakta açıklamıştı. Artık faiz artışının ne kadar olacağı tartışılıyor. NAS mı değişti? Faiz mi değişti? Hayır. E peki ne değişti? Devran değişti. Dün seçime giderken milletin dini duygularını istismar etmek için öyleydi, bugün böyle. Maalesef devleti dün dediğini bugün reddeden bir kafa yönetiyor. Ama merakla beklenen faiz kararlarını Merkez Bankası kanuna göre para politikası kurulu alacak. Tamam, Merkez Bankası Başkanı değişti ama başkan yardımcıları aynı kurulda görev yapan. Yine kurulda görev yapan banka meclisi üyesi de aynı. Yani kurul üyeleri faiz konusunda Erdoğan'ın aynı yerde durduğu gibi yerlerinde durup duruyorlar. 2021'in Eylül ayından bu yana faiz indirimlerini yapan üyeler şimdi ne olacak da faiz arttırmaya karar verecekler? Ne olacak da göklerden gelen bir kararla rasyonel zemine dönecekler? Peki bu faizler artınca bankalara düşük faizle zorla verilen tahvillerin değeri ne olacak? Banka bilançolarını riskli hale getirmemek için 550-600 milyar lira dolayında olduğu tahmin edilen ve bankalara zorla satılan zehirli kağıtların yüksek faizli kağıtlarla değiştirilmesi gerekmeyecek mi? Buradan hazinenin sırtına binecek olağanüstü yükün faturası yine fakire fukaraya, kısacası milletimize çıkacak. Görünen o ki sarayın derdi pansumanla, aspirinle, vitrin değiştirerek, bol laf salatasıyla, körfezden gelmesini beklediği paralarla yerel seçimlere kadar ekonomiyi idare etmek. Ama bu onların işin vahametinin farkında olmadıklarını gösteriyor. Ekonominin yelkenlerini sıcak parayla şişirme dönemi geçti. Merkez Bankası'nın rezervlerini buharlaştırdılar. Yetmedi swap deyip borç aldıkları dövizleri de Merkez Bankası'nın arka kapısından sattılar. Sonra da dolandırıcı diye suçladıkları bakanı tekrar göreve getirdiler. Amerika Birleşik Devletleri'nden Katar'ın tavsiyesiyle Merkez Bankası Başkanı ithal ettiler. Ama bunlar bekledikleri paranın gelmesine yetmez.